Şimdi işte Almanya tam bu 1910'lar 13'lerde ekonomik güç olarak çok atı. ikinci atılım nerede yapacak? Dünyanın ikinci büyük donanmasını imala üretmeye ya Aranıyorlar yani. Yap, yapıyorlar. Ve esasında çok İngiliz ilginçtir. İngilizler de o gemilerin gidiminde Almanya'ya gidip beraber neyse oraya girmeyelim. Demek ki ikinci neden Almanya, İngiltere'den sonra dünyanın ikinci büyük donanma, deniz gücünü inşaaya başlıyor. İşte İngiltere bunu gidiyor çünkü. Ayağınızdan kayıyor. Bak deniz gücünü unutma. Bugün Amerika Birleşik Devletleri de nükleer güç filan ayrı bir konu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün silahlı kuvvetler bakarsan Amerika Birleşik Devletleri'nin silah silah gücü, yani askeri gücü en büyük güç neresi? Yalanmasız. Deniz kuvveti. Nerede? Her yerde var. Pasifik'te var, Akdeniz'de var, Tokyo'nun sini var, Av Av Avustralya, Çin denizinde var. Her yerde var. Şimdi deniz kuvvetleri boyutuyla baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri ile e e aynı noktada olan, özellikle deniz kuvveti başka bir dünya ülkesi var mı? Yok. Yok. İzin de vermiyorlar galiba. Yok. Çin biraz şu anda atılımda Rusya bile deniz kuvvetleri olarak aldığınız zaman ha o zaman artık İngiltere Almanya'nın güçlenmesine dur demesi lazım. Ve diyor ve diyor. Şimdi belki burada şeyi düşünmek lazım. Bakın bu Ukrayna Rusya savaşından sonra biliyorsun Almanya yeni şeyden parlamento'sundan geçti. 100 milyar avro savunmaya bütçe verdi. 100 milyar avro. Bu ne demek biliyor musun? Yani Almanya'nın yakın bir zamanda, çünkü Almanya Silahlı Kuvvetleri şu anda global bir güç değil. Ama gidişat nereye? Müthiş bir silahlı, sadece ekonomik güç olarak Avrupa'nın bir numarası. Tabii dünyada da galiba iki veya üç. Şimdi o zaman bunu da iyi bir düşünmek lazım yani. Bunu da insanların iyi sorgulaması lazım. Yani bugün Almanya tabii ki bir Hitler döneminden sonra o dönemin acılarını biliyorlar. Buna karşı anayasaları ama anayasada bile ufak bir şey yaptılar galiba savunma gücünün arttırılması konusunda. Bugünkü idarecilerine yüzde yüz güvenebilirsiniz de. E peki güçlenen bir Almanya 10-15-20 sene sonra yönetimler değişti birileri geldi ne olur? Orada burada olur. burada bunu düşünmeniz lazım. Yani bu ciddi bir e, belki de Ukrayna Rusya arasındaki çansız çıkan savaşın günümüzde yansıyan en önemli nedenlerinden veya sonuçlarından birisi Almanya'nın tekrar muazzam bir silahlı güce dönüş için ilk adımını atması. 100 milyar avroya ya. Doğum harcamasını verdiği bir yılda. Bu, bu, bu korkunç bir şey. Bu tabii ana neden bu. Peki başka neden yok mu? Var. İkinci neden aslında bir Sırp milliyetçiliği var. Korkunç bir 1914'lere, 1913'lere geldiğin zaman Sırp milliyetçiliği var. Biliyorsun Sırbistan 1878 bizim meşhur bu Yeşilköy'e kadar geldikleri 93 harbi var ya kaybettiğiniz acıklı bir harptir o tabii kötü bir harp. 1878 Berlin Anlaşması'ndan sonra Sırbistan ne olacak? Bağımsız devlet olacak. Ve Sırp, Sırp milliyetçiliği Avrupa'daki milliyetçiliğin ilkidir. Bak sonradır. ilk önce Sırp milliyetçiliği arkasından Yunan milliyetçiliğini göreceğiz. En arkasından Bulgar milliyetçiliğini göreceğiz. Sırp milliyetçiliği Avrupa'nın temelidir. Şimdi burada bir konu var. 1870 bazen yanlışlar yapılıyor. Yani dünya yanlış yapıyor. 1878 Berlin Anlaşması'na döndük değil mi? Tekrar kaybettik. 93 harbi. 2. Abdülhamit döneminden bahsediyoruz. 2. Abdülhamit'in 76'da gelmiş 2. yılı filan. Ne, nereyi alıyor? veya bırakılıyor biz o Osmanlı İmparatorluğu'ndan Bosna Hersek'i e, işgal edecek. Ne zaman? 1878. Yani Berlin Anlaşması Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na Bosna Hersek'i bırakıyor. İş, i̇şgaldir ilk başta. 1908'de de ilhak edecek. E şimdi zaten buradan gözüküyor değil mi? Bosna Hersek'e gelen bir Avusturya Macaristan İmparatorluğu var arkasında büyüyen ve Sırp milliyetçiliğini tetikleyen bir Sırbistan var. Şimdi Avusturya Macaristan İmparatorluğu bunu görüyor. Diyor ki bu Sırp milliyetçi yani Sırbistan'ı ben ezemezsem bu beni parçalayacak. Çünkü onlar da Sırp nüfusun da yoğun arkasında ne var diyorlar biliyor musun? Tahmin et. Avusturya, Macaristan istihbarat örgütleri. <laughs> Arkadaşlarım şimdi reklama gideceğiz ama ben bu mektupla ilgili size bir şey daha soracağım. E, 33 yaşındaki Yarbay Mustafa Kemal'in arkadaşı Ali Fuat Cebesoya hemen mektuptan sonra dünyada olacakları böyle satır satır öngördüğü o mektupta bir cümle daha var diyor hı hı. ki Mustafa Kemal, İngiltere ve Fransa çoğu Arap bölgelerimizi bizden ayırıp sömürge yapacak diyor. Doğru. Şu Şimdi, anda haritaya böyle bakıp aşağıda Türkiye'nin aşağısında gördükleri bütün o Suriye, Irak, o coğrafya böyle aşağı doğru Mustafa Kemal'in bu bahsettiği hoca tarih hocalarının cetvelle kuma çizilen ülkeler dedikleri ülkeler ve Atatürk bunu daha birinci dünya savaşı e, başlamadan o, söylüyor. O orada yüzde yüz haklısın e, çok e, doğru. Yani Atatürk e, tabii bir e, milliyetçilik akımları başlamış 1914'lerle başlıyor. Tetikleyen Sırbistan. Ama Atatürk şunu da görüyor diyor ki ya bir Arap milliyetçiliği de başladı diyor. bir Arap milliyetçiliği var. Osmanlı toprakları için daha bütün e, Suriye, Irak, Hicaz, Yemen e, Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları yani toprakları. Bir Arap milliyetçiliği vardı. Ve bu Arap milliyetçiliğini özellikle büyük devletler, büyük devletlerden kastediyor tabii ki İngiltere, Fransa kullanacak diyor. Bu Arapları kullanacak. Ki Araplar içinde de bizimle yani Osmanlı İmparatorluğu'yla din ve kültür bakımından aynı noktada olmadığımızı olmadığımızı düşünen gruplar var. Dolayısıyla özellikle İngiltere ve Fransa bu Arap milliyetçiliğini kullanacak ve Başımıza bundan sonra zaten herhalde mektup öyle bitiriyor. Bu bu konu diyor bizim e, iç güvenliğimiz açısından önümüzdeki dönemde ciddi bir soru olarak karşımıza gözüküyor. Reklamlara gidiyoruz. E, reklamlardan sonra savaş ve barışı konuşmaya devam edeceğiz. E, Sayın Başbuğ'la beraber kısa bir ara, aradan sonra tekrar buradayız. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz e, Genel Genelkurma Eski Başkanı Sayın İlker Başbuğ Savaş ve Barış kitabını konuşuyoruz. E, kitapta Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmeden önce İstanbul'da tanıştığı Prenses Mevhibe Celaleddin olan ilişkisine değiniyorsunuz. E, kimdir Prenses Mevhibe? Nasıl tanıştılar? Biraz orayı da anlatsanız da orası da kitabın çok bence önemli taraflarından biri. E, evet. E, yani şimdi bir kere şöyle bakacağız. Yani Mustafa Kemal de bir insan. Yani insan ...sosyal bir yaşı. Sonra sosyal hayatta... ...çok seven bir insan karşımızda. Ta efendim... E, ...harp okulu... ...tabii İstanbul'da harp okulu... ...sıralarından başlayarak... ...İstanbul'da bir sosyal hayatın içine giren... ...ki en yakın arkadaşı da biliyorsun... ...Alifat Cebesoy. Biraz evvel o mektuba... ...değinmiştik. Az o Aslında, aslında Alifat'la... E, ...olan ilişkisini de... ...nasıl tanıştıklarına vakit olursa biraz değinmek isterim. Tabii. Ama sorunuza dönelim. Şimdi... Mustafa Kemal 13 Kasım 1918 işte Montrose mütarekesi imzalanmış. İstanbul'a geliyor. İstanbul'da bir 6 ay Samsun'a gitmeden evvel geçirdiği bir süreç var. Bu süreç çok esasında çok renkli, bayağı sıkıntılı bazı noktalarıyla bir dönem. Burada Prenses Mevfipe Celalettin ile kimdir ilk önce onu söyleyelim de. E, pek fazla kamuoyunda bu pek bilinmiyor. Prenses e, Mehvebe efendim 2. Abdülhamit'in 2. Abdülhamit'in öz kardeşi Cemile Sultan'ın torunu. Torunu yani bir şeyden geliyor yani bir Osmanlı saltanat yani şeyden geliyor. Ee, tabii hikayesini fazla derinliğine girmeyelim. Esasında Celalettin soyadını da dedesinden alıyor. Yani e, Cemile Sultan'ın eşi Celalettin şeyini taşıyor, ismini taşıyor. E, Mevfi Bey iki defa bir evlilik geçiriyor. E, Fransızca yanında üç dil biliyor. Zaten Mustafa Kemal'in e, beraber olduğu, sosyal yaşamında paylaştığı kadınlara baktığınız zaman hemen hemen hep Aynı nitelikleri görüyorsunuz. Bir kere lisan, dil, dil olayı çok önemli. Hepsinde hemen hemen bu niteliği görürsünüz. Ayrıca tabii Mehmet Celalettin dünyayı da tanıyan bir kadın. Yani Kahire'yi görmüş, Paris'te yaşamış, Milano'da, Cenevre'de yaşamış. İstanbul'a döndüğü anda, İstanbul'a döndüğü zaman, mehve prenses mehve diyelim. 31-32 yaşlarında ikinci karı ikinci kocasından da ayrılmış özgür bir kadın. Ama sosyal İstanbul'da sosyal yaşamın içine çok giren bir kişi. Aslında Mustafa Kemal'le o da bir tanışmak istiyor, duymuş. Ancak bu tanışma nerede oluyor? Bir İsmail Tokgöz diye Mustafa Kemal'le tanıyan birisi var. Onun Şişli'deki bir evinde herhalde bir Beraber bir yemek veya bir faaliyet var, ee, orada tanışıyorlar. Mehriban ile prenses Mehfi Bey'le ile Mustafa Kemal Çişli'de tanışıyorlar. İsterseniz Mustafa Kemali Bey Hanım nasıl tarif ediyor, değil mi? Bence hep ben birinci kaynakları daha çok önemsiyorum yani böyle e onun kelimeleriyle istersen ifade. Abi tabii. Şimdi Mehfi Bey, Celalettin, Mustafa Kemal ile Şişli'de o İsmail Bey'in evinde tanışmasını şöyle anlatıyor. Diyor ki kara günler devam ederken işte İstanbul işgali altında. Tarih, talih pardon, talih beni memleketi kurtarmaya azmetmiş birisiyle karşılaştırdı. Bu Mustafa Kemal'di. İçeriye girdiğimde misafirlerin bir kısmı gelmişti. Herkesi tanıyordum. Ama köşede tek başına oturan bir genç subay vardı. Şimdiye kadar hiç görmediğim bu beyin parlak sarı saçları, kalın ve gür kaşlarının altında parlayan gök mavisi zeki gözleri vardı. Tanıştırıldığımızda gözlerinden adeta korkmuştum. Vay. Ah. Niye korkmuş bilmiyorum. Kim olduğumu öğrendiğinde Mustafa Kemal sarayla ilgili sorular soruyor Mehmet Dostum Ruşen Eşref o da orada yetişip beni kurtardı. Doğrusu sarayla olan ilgisine pek anlam verememiştim diye değerlendiriyor.